Şimdi ben kısaca özetleyeyim Donbas'taki gerilimi konuşuyoruz işte odaktaki bölge Ukrayna Rusya arasında Donbas bölgesi orada neler olup bittiğinin birazdan üstünden geçeriz ama bir Biden Putin görüşmesi vardı telefon görüşmesi onun sonrasında tam gerilim acaba azaldı mı derken Rusya ile ilgili yaptırımları gördük. Ee, şimdi onların detayına da bakacağız birazdan ama sıcak bilgi neydi ben onu hatırlatayım. Biraz önce kısaca değindim. Kerç Boğazı. Bu Kerç Boğazı'na da bakacağız. yani Önemli Azak Denizi'ne e, Kırım ve Rusya arasından e, geçerek açılan e, bir boğaz. Dolayısıyla Ukrayna ile bire birebir bağlantılı. Oradaki e, geçişte askeri gemilerin geçişiyle ilgili bir kapatma kararı aldı. Rusya ben birazdan haritada da aktaracağım ama NATO ne dedi bununla ilgili? NATO'nun açıklaması var. Ben hemen onu da sizlerle paylaşayım. Rusya'nın Karadeniz'in bazı bölümleriyle Kerç Boğazı'na erişimi kısıtlama planları ile ilgili haberlerden endişe duyulduğunu ifade etti. Ee, NATO bu gayrimeşru ve Rusya'nın istikrarsızlaştırıcı tutumunun örneğini teşkil edecek bir hamle olacaktır. Dedi. Rusya'ya Azak Denizindeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyri sefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Açıklaması yapıldı e, NATO tarafından. Peki yansıyan haber ne? Onu da ben hemen e, sizlerle paylaşayım. E, 6 ay süreyle Rusya Kerç Boğazı'nı diğer ülkelerin savaş gemileri dahil olmak üzere ticari olmayan tüm gemilere kapatacağını duyurdu. Yansıyan haber bu, e, bu yönde. Şimdi e, NATO'nun açıklaması da böyle. E, Sayın Büyükelçim'le birlikte bir bakalım mı bu e, Kerç Boğazı nedir, önemi nedir, ne ifade eder, neden e, NATO endişesini dile getiriyor? Birlikte bir değerlendirelim. Haritamızı alalım arkadaşlar, Kerç Boğazı'nı göreceğimiz. Efendim ben sunum. Evet. size takdim edeyim. Ucu düşmüyor değil mi? Evet. evet. Efendim eskiden bu Kerç Boğazı, Kırım, Ukrayna'nın toprağı iken, hı hı. Rusya ile arasında paylaşılmış ve dolayısıyla serbest geçiş hakkına sahip olan bir yerdi. Bunun da en büyük özelliği Ukrayna topraklarının büyük kısmı gördüğünüz gibi burası, şu bölüm. Evet. Ukrayna toprağı, Kırım da Ukrayna'ydı. Dolayısıyla bu bütün bu saha itibariyle baktığınız zaman Ukrayna'ya ulaşım sağlayan ana girişti. Evet. Şimdi bu Kırım sorunu ortaya çıktığı zaman bu Kerçboğaz'da yine bir sorun haline dönüştü. Evet. Biliyorsunuz burada e, Ruslar iki tane gemiyi e, savaş gemisini koydular ve e, diğer taraftan Ukrayna'nın gemilerinin buradan geçişini engellediler. <laughs> Aynı zamanda burada bir de köprü yaptılar. Yani e, Kırım ilhakından sonra mı diyoruz bunları? Tabi tabi evet. bu Kırım'ı ilhaktan sonra. Şimdi netice itibariyle çünkü şöyle bakmak lazım. E, bu Kırım'ı Rus toprağı haline getirdikten sonra buradan buraya ulaşımı yok Rusya'nın. Evet. Dolayısıyla bu ulaşımı sağlayacak şekilde buradan buraya bir köprü okay. de yapıldı. Uh -huh. Ve o köprünün altından geçişler vesaire falan bunlarla ilgili olarak da bir takım kısıtlamaları yine getirdiler. Bu ilk defa olmuyor. Uh -huh. Yani Kırım'dan sonra yeni yaptırımlara gidip burada baskı altına alınca Rusya'yı yanında cevabı bu olmuştu. Şimdi normal şartlarda Kerç Boğazı'nın önemi nedir? İşte haritada biraz evvel söylediğim gibi bir kere e, burası artık Rus toprağı olaraktan değerlendiriliyor. Biz de kabul etmiyoruz Türkiye olarak eee evet. hayır Anamıyoruz. diyoruz. E, Batı da kabul etmiyor. NATO'su vesairesi. Dolayısıyla burası aslında bir işgal altındaki Ukrayna toprağı olarak hala değerlendirilmekte. Rusya aslında Kerç Boğazı'nı kapadığı andan itibaren Ukrayna'nın bu bölge itibariyle bütün güvenlik sistemine set çekiyor. Yok ediyor buradan itibaren, buradan geçemez diye. Ticaret gemilerine geçişi serbest çünkü Evet, ticaret gemileri de ihtiyacı dışındaki var. tüm gemilere geçişi durdurdum diyor 6 ay süreyle. Ee, savaş gemilerine geçirtmiyor evet. çünkü buradan ticaret gemisini durdurursa kendisine de ihtiyacı Sıkıntı var. Sıkıntı yaşar. Dolayısıyla burada şimdi çok ilginç bir takım gelişmeler de var bildiğimiz gibi. Rusya Hazar'dan 15 tane gemi getirdi. Hazar'dan. Hazar'dan. Orada da Volga üzerinden e, nehirleri ve orada bir de bir şey var, kanal var. O kanalı da kullanarak 15 tane savaş gemisini Karadeniz'e geçirdi. geçirdi. Ve e, burada e, bugüne kadar Karadeniz'de yapmamış olduğu kadar büyük bir deniz tatbikatını başlattı. Bunun karşılığında Ukrayna'da kendi yönünden, Aynı şekilde yani Ukrayna'nın tabi Rusya ile mukayeseli düşünüldüğü zaman e, öyle büyük bir askeri gücü olduğunu Yok. söylemek mümkün değil ama Ukrayna da kendi yönünden bir karşı tatbikat başladı. Bu tatbikat şuradadır. Azak Denizi. Azak Denizi. Neden? Çünkü buradan mutabakat sağlandıktan sonra savaş gemileri de geçebiliyor ve sonuç itibariyle bu bölgeyi Rahatlıkla o da kullanabiliyordu. Şimdi burada yaptıkları şey çok basit şekliyle bu kararla. Aslında Ukrayna'ya çok büyük bir darbe vurmak. Başka bir ifadeyle Amerikalıların falan buraya gelip de buradayı zorlayarak Kerç Boğazı'ndan e, Azak Denizi'ne geçmek gibi bir e, durumda olmalarını beklememek Anladım. lazım. Zaten e, Biden'da Esas itibariyle Rusya ile ilişkilerini orada iki tane geçen hafta da tartışmıştık. İki tane muhrip gönderiyorlardı. Göndermediler. Efendim bunlar hazır. işte tavuk av kullanıyor vesaire. Evet, evet. Ama buraya şu anda 15 gemi vesaire hepsi de geldikten sonra bunların psikolojik etkisi dışında herhangi bir ağırlıkları da bu kapsam içinde kalmadı. Aa, o zaman o 15 gemi geldikten sonra mı ABD gerek tabii, yok tabii, buna tabii. dedi? Tabii bütün Yani Rusya kendi yönünden ben hazırım. Eğer sen bana saldıracak veya herhangi bir şekilde beni zarara sokacak bir politikaya gideceksen, ben de sana bunun cevabını topyekun vermeye hazırım dedi. Ondan sonra Amerika bu gemileri göndermeme kararı aldı ama başka bir şey yaptı. Ne yaptı? Hala hazırda Rusya'nın ekonomik açıdan çok büyük sıkıntısı var. İki şeyi durdurmaya çalışıyor Amerika. Bir tanesi bizim mavi akım projeleri vesaire falan doğalgaz doğal gaz olarak geliyor. Avrupa'ya çıkışını durdurmaya çalışıyor ve kendisi de LNG olarak Yunanistan'da bir platform üzerinde 3 milyar küme kadar çıkan bir imkanı var. Şu onu 5'e çıkaracaklar. Buradan Balkanlar ve diğer ülkelere kendi LNG'ye sıvılaştırılmış doğalgazını verip Rusya'yı önüne kesmeye yani, çalışıyor. Yani e, Rusya ile bağlarını, Rusya bir tedarikçi olduğu için evet. e, zaman zaman Almanya Rusya ile ters düşmek istemiyor tabii ki yani bu tür meselelerde. Evet. Dolayısıyla ABD de bu bağı keserim, bu bağ diğerlerini de yanıma çekerim diye Ama nedir bunun sonucu? Niçin nedir? böyle yapıyor? Peki. Bugün ortaya konulmuş olan mali yaptırımların da aslında bir başka boyutudur. Rusya halihazırda enerji üzerine bina edilmiş bir ekonomi. Doğru. Yani bir yandan doğalgaz, diğer taraftan da petrol de dünya çapında çok önemli. Eğer siz bu ihracatını şu veya bu şekilde engelleyebilir veya durdurabilirseniz, bu aynı zamanda Rus ekonomisinin çöküşünü de beraberinde getirir. Aa. Şimdi dolayısıyla Kerç Boğazı'nın kapatılması vesaire falan bütün bunlar bir misillemeye misillemeyle ile cevap. Ya el mi yükseltmiş oldu Rusya şimdi? Evet, el yükseltmiş oldu. Ve de söylediği şey çok basit. E, siz e, mali yönden çok ağır bir yaptırım aslında. E, o yaptırımlara da bakayım ben notlarımı evet, alayım efendim. Çok ağır e, yaptırımlar. Kişiler bazında da var. E, yani Teknoloji şirketleri bazında da var. Merkez Bankası'nın Rus parasını uluslararası planda kullanımını... Ve Rusya'nın Rusya kredi alabilmesini evet. e, engelliyor. Sıralayayım ben efendim. E, 2020 ABD Başkanlık seçimlere müdahale girişiminde bulundukları gerekçesiyle 32 kuruluşa, e, o kişi ve kuruluşa, e, Kırım'ı işgali nedeniyle Rusya'nın 5 kişi ve 3 kuruluşa, zararlı siber faaliyetleri sebebiyle 6 Rus teknoloji firmasına yaptırım uygulandı. Ayrıca e, ABD'deki diplomatik misyonlarda görevli 10 Rus istihbarat görevlisinin de sınır dışı edileceği belirlendi. Bunlar ABD'nin Rusya için açıkladığı yaptırımlar. Devam edelim. Hazine Bakanlığı'nın açıklaması da var. Bununla bağlantılı 14 Haziran tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen tahviller için ABD finans kuruluşlarının birincil piyasaya katılımının genel olarak yasaklanacağı açıklandı. Bir de ABD'li finans kurumlarının bu üç kuruluşa borç vermesinin engelleneceği belirtildi. Böylece Ağustos 2019'dan beri yürürlükte olan Rus devlet borcundaki belirli işlemler üzerindeki mevcut yasakların genişletilmiş olacağız evet. ifade ediliyor. Şimdi normal olarak bunu bununla birlikte değerlendirdiği zaman iki husus var. Bir de Almanlarla şimdi bir anlaşma yaptılar Amerikalılar. Almanlarla. Almanlarla yaptılar. Onların da bir açılışı var ve Ukrayna ile ilgili olarak Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin e, Donbas e, haritası yok tabii. E, var var e, arkadaşlar Donbas haritamızı e, ayarlayabilirsek onun üzerinden devam evet. edelim. Şu geldi buyurun. Bakın e, Rus ordusu şu bölgeye 80 bin yeni e, e, güç göndermek suretiyle ciddi bir takviye yaptı. Hı hı. Şu bölgede 80 bin yani buradaki evet. miktar aşağı yukarı 150 bin civarına falan çıkmış vaziyette asker sayısı. Ve Bu arada e, çok ciddi şekilde bu ağır silahlar vesaire her şeyle birlikte burada bir tehdit olarak bütün bu sınır boyunca yıldı. Yığınağı var yani. Çok Rusya. büyük bir yığınağı var. Yığına yani. Şimdi Almanlarla da, Amerikalılarla Almanlar konuşuyorlar Merkel'le de. İstedikleri şey buradaki Rus birliklerinin sayısının süratle azaltılması, azaltılması ve geri çekilmesi. Almanya'nın bunu ifade ediyor olması ne anlama gelir efendim? Şimdi efendim Minsk'i dörtlüsü diyebiliyorsunuz. Bir dörtlü grup var. Rusya, Ukrayna tabii. Bir de Fransa ve Almanya. Bunlar 2014 yılında ilk patladığı zaman Ukrayna meselesi ciddi şekilde savaşa girdiler içeride ve 2015 yılından itibaren bu Minsk, Minsk dörtlüsü devreye girmek suretiyle tarafları uzlaştırmak, burada daha ileri gidip de böyle ciddi savaş boyutlarına doğru taşınmadan önünü kesebilmek için bir takım faaliyetlere giriştiler. Mesela çok basit bir örneklemeyle şey yapayım, burada bugüne kadar en önemli, Donbas'la ilgili olarak en önemli açılışı Almanya yapmıştır. Ve Rusya da kabul etti Almanya'nın açılışını. O da şu. Burası aslında Rus bölgesi. Çok zengin kömür yatakları var. Yani bayağı hı hı. kıymetli bir şey maden olaraktan orada. Ve Rus, Ruslar burada yaşıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu toprakların Ukrayna'nın parçası olduğu hususunda Rusya itiraz ediyor devamlı. Evet. Bunu da nasıl yaptı? Kendi yönünden özerk bölge ilan etti önce. Özerk bölgeden sonra da bağımsızlık verdi. verdi. Dedi ki artık Ukrayna toprağı değilsin sen burada dur. Ve Ukrayna'yı da bu manada tehdit etti. Yani ileri gidersen ben burada gereğini yaparım şeklinde. Şimdi evet e, burada Almanların ortaya koymuş oldukları teklif, Burası toprak bütünlüğü ve egemenlik sahası olarak Ukrayna'dır. Evet. Dolayısıyla ey Rusya sen burada benim toprağımdır veya bana bağlı vesaire filan politikasından vazgeç. Ne yapalım? Bir federal sistem düşünelim. Yani başka bir de işte burası yine kendi özertliğini olabildiği kadar saklı tutsun. Hı. Sıcak bir bilgi daha var efendim. Lütfen söyleyeceğimizi Tabii. unutmayın. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri az önce ifade ettik 10 Rus diplomatı sınır dışı etme yönünde karar aldı. Bunu anımsatarak Rus Dışişleri Bakanı Lavrov diyor ki mütekabiliyet gereği atılacak adımları ifade ediyor. Moskova ABD ile 10 diplomatın Rusya'yı terk etmesini teklif edecek diyor. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Rus ve 3. ülke vatandaşların çalıştırılmaması yönünde prosedürü başlatacaklarını belirtiyor. ABD'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerindeki çalışanların kontrolsüz kısa süreli seyahatleri uygulamasına son verilecek deniyor. ABD bu çizgiden devam ederse ABD'den Rusya'da çalışan diplomat sayısını 300'e düşürmesini isteyeceğiz diyor. Ve Rusya'daki vakıfların faaliyetlerine de değiniyor ABD'li vakıfların. Rusya'nın iç işlerine açık açık müdahale eden Amerikan sivil toplum kuruluşları ve vakıfların ülkemizdeki faaliyetlerini kısıtlayıp durduracağız diyor. Bunlar aslında beklenmeyen şeyler değil efendim. Bunlar Birliği'nden beri Rusya'nın zaten unutmayın ki Putin de KGB'nin başında en sonunda başkanlarını dahi yapmıştı. Oradan gelen bir şey var, geçmişi var. Şimdi burada çok basit şekliyle Amerika 10 tane Rus'u oradan gönderdiği zaman hı hı. karşılığında böyle bir cevap alacağını bilerek e, hareket etti. Beklenmeyen bir durum Beklenmeyen değildir. Beklenmeyen değil. Yani işin bu tarafı o kadar vahim değil. Sovyetler Birliği döneminde de mesela çok basit şekliyle gene e, görevliyseniz eğer Moskova'da diyelim ki büyük elçilik mensubusunuz. 40 kilometreden daha fazla e, dışına çıkamazsınız. Çıkacağınız zaman da mutlaka Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin almak mecburiyetindeydiniz. Dolayısıyla bugün dediğim gibi Ruslar eski Sovyetlerden kalan tecrübelerine mirası de olarak yaşatıyorlar. ellerinde bu anlamda çok büyük güç var, silah var. Ama esas buradaki sorunun temeli, işte biraz evvel söylediğim gibi bu Donbas bölgesiyle ilgili olarak bir federatif yapı. Bu federatif yapıda da Rusya da evet demişti. Şimdi burada dolayısıyla şöyle bir açmaz var. Bunu Ukrayna istemediği için mi olmadı peki? Hayır. Ee, Niye olmadı? E, efendim Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. Peki. Yani burada Almanya'nın veya Fransa'nın öyle çok büyük bir ağırlığı olduğunu ifade etmek mümkün değil. Bu arada çok daha ilginç bir şey daha var. Genel anlamda baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda Orta Doğu'dan başlayarak buraya kadar Karadeniz falan hepsi dahil, elini atıp da başarısızlığa uğramadan çıktığı hiçbir olay yoktur. ABD'nin. ABD'nin. Yani şu Peki anda, başarısızlığa doymadı mı bu? E, yani aslında yanlış oyun oynuyor bence de Biden. E, karşılıklı da oturup anlaşmaya varsalar herkes için çok daha hayırlı olurdu muhakkak. Ama buradaki Amerikan Ama Almanya'yı da yanına çekmiş görünüyor yani bu tabii, şu anda. Tabii. Ama şöyle bakalım, buradaki Amerikan politikası aslında bizi de kapsayacak şekilde düşünmek gerekiyor. Evet. Bir çevreleme politikasıdır. Başka bir deyişle kuşatılıyor. Bugün e, Rusya'yı kuşattı, Türkiye'yi de kuşattı aynı şekilde Doğru. konuştuğumuz gibi. Bu bölgede şimdi bir sonuç alamayacağını silahlı kuvvetlerle gördüm. NATO'yu öbür tarafta harekete geçirdiği zaman burada Avrupalı ortaklardan mutlak bir destek alabilme hususu biraz evvel söylediğiniz gibi çok garantili değil. Hı hı. Ama ikinci bir şey daha var. NATO buraya nasıl gelecek o da başka bir e, sorun olarak ortada. E, nereden gelecek, nasıl gelecek? Ukrayna'ya e, NATO üyesi Üyeli. yaptığı takdirde Rusya'nın çok daha ağır e, karşılık vermesinin de beklemenin, ...herhalde bir hayal olmaması gerektiğini düşünürüz. Şimdi, e, için... Sayın Büyükelçim... E, ...enteresan bir şey söylediniz. E, NATO üyesi... ...yapması e, kanaatime göre... ...söz konusu olamaz. Çünkü... ...Ukrayna NATO ülkesi olduğu andan itibaren... ...Rusya ile savaşta olan bir NATO ülkesi... NATO ...Rusya ile savaş beşinci içinde... Beşinci maddeye gidiyor. Ama yani Demek... şöyle diyeyim. Orada... Yani ...Ukrayna şu anda... ...çok iyi ilişkimiz bulunduğu için... E, ...bizim için de önem taşıyor... Tabii. Ve Rusya ile Ukrayna arasında da bir denge oluşturmak için çalışıyoruz biz de. Ama kesin olan bir şey var. Herhalde NATO'ya alınma konusu gündeme taşındığı takdirde orada herkesin evet demesini beklemek de pek mümkün değil. Ukrayna için? Ukrayna yönünden. Yani aynı şey Gürcistan için de geçerli. Gürcistan'ı da buradan, bunun da Rusya yönünden. Unutmayın ki kafkaslarda aşağıya inmek için en doğal yoludur. Gürcistan. Dolayısıyla Gürcistan'ı da bu manada onlar da yalvarıyorlar. Hem Avrupa Birliği ile hem de aynı zamanda. Bakın Türkiye bunlara nispetle çok daha batılı olmasına rağmen canları istediği zaman Ermenistan veya Gürcistan da Avrupa Birliği veya NATO başka bir boyutta değerlendirilebiliyor. Şimdi bu koşullar altında söyleyeceğim şey Rusya'nın belini bükecek ve burada karşılığında ne yapabileceğini de ben doğrusu kestiremiyorum. Bu mali konudur. Mali ambargo. Bu yaptırımlar ciddi mi? Ciddi yani Rusya'yı sarsacak türden mi bunlar? Kesinlikle. Yani şimdi burada bunu da o niye O zaman Rusya agresifleşecek mi? Hiç kuşkum yok. Mutlaka ha. agresifleşecek. Yani burada şimdi net olaraktan şunu görmek lazım. Amerika biraz evvel söylediğimi tamamlamak için Tabii. silahlı kuvvetleriyle buraya gelip Rusya'yı sindirmek politikasında başarı olmayacağını o da gördü. Peki nedir? Amerika silahlı kuvvetleri çok güçlü ama ekonomik açıdan bir cüce diye bakıyor. Dolayısıyla bu cücenin bir şekilde enerji başta olmak üzere gelir kaynaklarına Kesinlikle. el koyduğu takdirde veya önleyebildiği ölçüde Rusya'nın çöküşünü de hazırlarım diye düşünüyor. Şimdi bu, burada da bir şey daha da dikkate almak lazım. Ee, Rusya... İlginç bir şekilde o paralar nerededir tam bilmiyorum şu sırada ama silahlı kuvvetlerini zenginleştirmek ve ayağa kaldırmak için çok büyük bir para harcadı. 850 milyar dolar bir rezervi vardı. Bu para Putin tarafından ancak böyle bu iş yürür diye harcandı ve silahlı kuvvetler ayağa kalktı. %90 bugün silahlı kuvvetleri güçlendi. Ama şimdi başka bir karar daha oldu. E, ihracatı yani enerji on %15'ini otomatik olarak bir fonda topluyor. Fon dediniz zaten budur. Evet. Bir fona koyuyor evet. ve bu fonda da şu anda birikmiş olan para 700 milyarlar civarında falan diye düşünülüyor. Yani başka bir deyişle Amerika böyle bir e, sınırlama veya veya kullanamama noktasına götürecek yaptırım Gerçek anlamda başarılı şekilde uygulamaya kalkar ise Rusya'nın elindeki bu dolarların da ne olacağı hususu ayrıca çok düşünülmesi gereken bir noktaya gelir. Hmm. Yani başka bir deyişle bu sadece ruble üzerinden Rusya'ya bir ceza vermek değil. Aynı zamanda Rusya'nın dolar üzerinden yürütmekte olduğu ti ihracatını, ticaretini de bir noktada kontrol altına Almam almak demek. noktasına taşıyacaktır. Çok önemli. Yani Rusya o zaman strateji tepkisi... değiştirdi. Efendim? Yani strateji değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri i̇şte Şimdi, mesele burada. E, aslında bunu belki e, şöyle mi okumalıyız efendim? O iki Amerikan gemisi üzerinden, savaş gemisi evet. üzerinden okuyalım. Türkiye'ye bildirimde bulunuldu Montreux Sözleşmesi çerçevesinde. İşte geleceklerdi 4-5 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacaklardı. Hatta konuştuk. Niye geliyorlar ki? Mete Yarar geçen hafta anlatmıştı. Çünkü onların üzerinde 2000 kilometreden e, ne yapılmak isteniyorsa hedefe vurabilen Tomahawk'lar var. Bu yani psikolojik baskı oluşturacaksanız da illa içeride olmasına gerek yok. Yani peki Tabii izah edememiştik, işte. edememiştik. Taraftada. Evet, şimdi orada zaten geldi gemiler. Şimdi zaten olmayacağını bildiği şeyden Ama karadenize çıkmadılar. Ama bunun zaten bu bölgedeler. Do daha, daha ağır yaptırımlara yönelmiş bulunuyor. Hmm. Ee, şimdi bakın bir hani hata olmaz deriz. Türkiye yönünden de katsa katsa diyoruz. Evet. E, önümüzdeki dönemde nereye kadar gidip gitmeyeceğini olayların biz kendimiz de aynı şekilde düşünmek durumundayız. Şöyle ki Katsa dediğiniz 15 tane yaptırım konusu var orada. İlk 8'i malidir. Evet. Ve şu anda Katsa kapsamında yapmadı bunları. Ama Katsa'nın içinde yer alan hususlarla ilgili olarak yaptırıma geçti. Rusya'ya. Rusya'ya Rusya, ya, Rusya, ya. Rusya ya karşı. Şimdi Rusya bir hayli sıkışacak. Bir hayli zora girecek. Bunun sonucunda Ukrayna üzerindeki baskısını arttırmayı bekleyebilirsiniz. Böyle olduğu takdirde peki kim gelip de yardım edecek bu zavallılara? Kim? Kim gelip de yardım edecek? Ay nasıl Amerika gelemez. gelemez. Bakın şunu aklımızdan çıkarmayalım. NATO'yu mu devreye sokacak yani orada? Mümkün oh, değil. NATO'yu da sokamaz. E ne ee, neden sokamaz? Ee, mesela 300 bin kişi, kişinin katıldığı çok büyük bir tatbikat yaptı Kazakistan'da Ruslar. Evet. NATO buna e, baltıklarda cevap verdi. Ee, o da çok büyük bir şeydi hava kuvvetleri vesaire falan. Ee, i̇şte en fazla burada uçağını uçurur vesaire ama Rusya'nın da elinde inanamayacağınız kadar bunlarla mücadele edebilecek güç var. Tamam, Buraya yığınak yapamaz Amerika. Evet. Yani silahlı kuvvet olarak. O zaman ne olacaktır? Ee, i̇şte o zaman e, çok kötü. Yani olan ya olan Ukrayna'ya mı olacak? Yani netice itibariyle Ruslar çok büyük bir ihtimalle Ukrayna'yı içerden Başka türlü karıştırma noktasına gelebilirler. Elinde çok koz var. Yönetimsel olarak mı? E, yönetimsel olarak zaten çok büyük bir faydası yok. Yani o gelir öbürü gider. Ama e, unutmayın ki Rusların e, burada e, Don, Donbas bölgesi başta olmak üzere bu gidişat içinde, eh tamam ben de senin söylediklerini kabul ediyorum. Beni affet diyecek hali yok. Yok. Olmaz. Buradan geri göre, adım atmaz Rus. O da bir cevap verecek bir yerde. En son cevap nerede verilebilir? Buradaki bütün bunların başlangıç noktası neresi? Evet. Ukrayna. Şu anda Ukrayna'dan gidiyor. Dolayısıyla Ruslar. Da... anlatayım ben bir de bize müsaade edin. <laughs> bir dakika Neti... tamamlayalım Sayın Evet. Düşün. Netice itibariyle burada gene dönüp döner Ruslar Ukrayna'yı da karıştırabilecek bir noktaya kadar gidebilirler. Çünkü burada artık Rusya içinde hayat memat meselesi haline girmektedir. Amerika'da akıllı davranmıyor ne o konuda ne Türkiye konusunda ne Doğu Akdeniz'de hatta hatta Afganistan'da şimdi e, orada da hazırlıklı olun. 3 yıl içinde yeniden Afganistan'da Taliban'ın hakim olduğu bir iç savaşa doğru gidildiğine dair tartışmalar başladı. Amerika 1 Mayıs ile 11 Eylül arasında oradaki askerlerini de çekiyor. Biz de hep beraber ayrılıyoruz Çekiyoruz. ve orayı Taliban'a terk ediyoruz. Yani de Amerikan politikaları şu anda Batağa saplandı aslında da. Yani pek da. aklı selimle evet. hareket etmedikleri gayet nettir. Çok abi. teşekkür ediyorum efendim. Yorduk sizi. <laughs>